verdiğin için teşekkür ederim İbrahim. Söz konusu hayat olunca. İkimiz de o masum kız için buradayız, inan. Yani Murat nasıl böyle bir şey yapabilir? Beni evine nasıl takılmaya çağırabilir anlamıyorum. İstemiyorsan o eve girmek zorunda değilsin Didem. Biliyorum. Ama bunu hayat için yapabilirim. Ve en önemlisi senin Murat'ın gerçek yüzünü görmen için. İki dakika kayboldum, gitmişsin. Görüntüleri de almışsın, bir şey mi buldun yoksa? O iş bende abi, rahat ol. Ya sen de gidince sıkıntı bastı. Ben de firar ettim. CD'leri de evde bakacağım. Artık ona gerek kalmadığını düşünüyorum. Bu sözleşmeyi feshedelim. Ve zaten aramızda olan bu anlaşma hiç yapılmamış varsayalım. Çok fazla vaktim yok, o yüzden ne göstereceksen göster. Emin ol ikna olacaksın Murat. Ya benim anlamadığım, sen bu işi Derya'nın yaptığına nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü beni kullandı, bana yaptırdı. Çok utanıyorum Murat, gerçekten. İşte şimdi oldu. Bak düşündüğün gibi değil. Derya anne beni aradı. Çalışmaları görmek istediğini söyledi. Siz göstermiyor musunuz? O da merak etmiş. Ben kötü bir şey düşündüğünü bilmiyordum. Sonuçta kendi şirketi yani. Niye zarar vermek istesin ki? Kanıtım var demiştin. Gittim. Ve Derya anne... Nasıl böyle bir şey yaparsın? Ben Murat'ın ve Doruk'un suratına nasıl bakarım dedim. Ve bana öyle şeyler söyledi ki... ...ben de hem seni ondan korumak... ...hem de bana inanman için kaydettim. Yine bu durumda yeni konsept projesi zarar görecek. Aileniz, şirketiniz, kendi oğlunuz zarar görecek. Doruk zarar görecek. Hayır, bir tek Murat etkilenecek. Çünkü Murat'la bir anlaşma yaptık. Konseptin başarısını herkes paylaşacak. Ama zararını bir tek Murat karşılayacak. Bilmeden de olsa sana zarar verdiğim için affet beni Murat. Ne olur. Hayırdır kül kedisi? Balodan mı kaçıldı yine? İzin verirsen birkaç gün daha karavanda kalabilir miyim komşu? Ne demek? Dükkan senin. Ama öyle üşürsün. Ben annemle papaz oldum. Senin neyin var? Hasta arkadaşınla mı ilgili? O iyi. Yani durum stabil.
benim kaygım başka bir arkadaşımla ilgili. Ben de tek dertli benim sanıyordum. Ama neyse ki Murat'la meselemizi çözdük. Akşam eve gelip annemle kapışana kadar inanılmaz eğlenceli bir gün. Her şeyi tatlıya bağladık. Çok güzel vakit geçirdik ya. İbrahim, ben Murat'la hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum. Günaydın demek için ilginç bir yöntem. Bana bunu neden yaptın? Neyi canım? Konseptin ilk reklam çalışmasını rakiplerime sızdıranın sen olduğunu biliyorum. Bu da nereden çıktı şimdi? İnkar etme. Biliyorum. Bak Murat'cığım, bunu nereden, kimden duydum bilmiyorum ama... Rakip şirket çalışanlarından duydum. Biliyorum. Murat. Benden ne istiyorsun? Ha? Ne? Koltuğumu mu? Başarımı mı? Birikimi mi istiyorsun? Al, hepsinin olsun. Ama ailemi bana bırak. Murat, ben sadece Doruk için... Yaptıklarının Doruk'u korumakla hiçbir alakası yok. Annesiz büyüdüğüm için bir çocuğu korumanın ne demek olduğunu anlamayacağımı sanıyorsun ama anlarım. Yani anlardım. Eğer gerçekten öyle olsaydı. Dediğim gibi, yaptıklarının doğru korumakla hiçbir ilgisi yok. Sen bana zarar vermek istiyorsun. Niye böyle bir şey isteyeyim ki? Çünkü kardeşimle onun ilişkini kıskanıyorsun. Bu yaptıklarını öğrense oğlunun üzüleceğini düşünmedin mi hiç? Bana bir şey olsa en çok kim üzülür? Ne dersen de, Doruk da biz kardeşiz kardeş. Üzgünüm. Ben değilim. Çünkü benim için yoksun artık. Thank you.